Nuh Naci Yazgan diye birisi var. Şimdi üniversiteye ismi verildi. Belki sorsam hiçbirinizin ilgisini çekmemiştir bu isim. Düşünün şimdi. Fakirlikten yetişiyor. Güzel yazısı var. Bir komutana o dönemlerde rica ediyor. Askeriyede yazı öğretmeye başlıyor. Memuriyet hayatından sonra ticarete atılıyor. Sıfırdan atıldığı ticarette para kazandıkça hayır işlemeye başlıyor. Ve para kazandıkça diyor ki bunu bana Allah verdi. Ben borcumu ödemeliyim. Bir gün eve giderken diyor elektrik direğinin altında ders çalışan bir çocuk gördüm. Kayseri Lisesi'nin yan tarafındaki sokakta. Vardım yanına, evladım ne yapıyorsun dedim. Evimizde ışık yok, elektrik yok. Sene 1930'lardan 40'lardan bahsediyorum şimdi. Ne yapayım ben burada ders çalışıyorum dedi. İçime dert oldu. Evden geri kalktım çocuk için, geri geldim. Sonra da ertesi gün orada inşaata başladım. Köylü talebe yurdu vardı. Osman abim hatırlar. Eskiler hatırlar. Kayseri Lisesi'nin karşısında. Köyden gelecek çocuklara yurt yaptırıyor. Milletvekili oluyor. Bu bana göre değil diyor. İstifa ediyor. Adana'daki Milli Mensuzat Fabrikası'nı kuruyor. O günlerde orduya üst baş lazım. Atatürk diyor ki kumaşları sen hazırla ver. Bütçe müsait olduğunda biz sana parasını öderiz. Bütün askeriyenin kumaşlarının tamamını veriyor. Sonra da huzura çıkıp diyor ki Sayın Cumhurbaşkanım, biz bu memleketin evladıyız. Bu askerler bizim yavrumuz. Bizim için savaşıyorlar. Ben nasıl para alırım ki? Allah'tan korkarım. Bir kuruş istemiyorum, helali hoş olsun diyor. Senelerce askeriyenin üstünü, başını, tüm kumaşını o veriyor. Eşinin adına Vehici Yazgan Kız Lisesi'ni yaptırıyor. Verem Hastanesi'ni yaptırıyor. Diyor ki, her tarafta hayır işlemeye çalıştım. Allah'tan korkuyordum. Ticarette acaba ufacık da olsa bir hile var mıdır? Acaba bir hata yaptım mı? Ben bunu nasıl affettiririm diye de durmadan içimden geçiyordu. Tevbe istiğfar ediyorum. Ve erken yaşta ölen çocuğundan sonra nesli de kesiliyor. Peki, evladı olmadığı halde. Sülalesi de geniş değil, kimsesi de şu anda yok. Burada bakın hepimiz anıyoruz. Niye anıyoruz? O hayırları işlediği için anıyoruz. O güzel eserleri yaptığı için anıyoruz. Bugün de bir üniversitede Allah razı olsun hemşehrilerimiz ismini verdiler. Vefalı kardeşlerimiz onun adını yaşatıyorlar. Orada Nuh Naci Yazgan adı altın harflerle duruyor ve okuyan çocuklar da herhalde dua etmeye devam ediyorlar. Biz hemşehrilerimize iftihar ediyoruz. Bizim için önemli bir şey de tabii ki Havacılık ve Uzay Bilimler Lisesi olması. Biraz önce Memduh Başkanım da söyledi. İşletmeyi bitiren veya benzer şekilde kamu yönetimi, iktisat vesaire gibi sosyal bilimleri bitiren yüzlerce üniversite mezunu arkadaşlarının olduğu bir yerden ziyade herhalde meslekli, hiç değilse yüksek okul bitiren veya 2 yıllık bitiren, meslek lisesi bitirenlerin olması Türkiye için şu anda elzem gibi gözüküyor. Ankara'ya gelen birçok organize sanayi sahipleri şunu söylüyorlar. Organize sanayilerde işçi bulamıyoruz. Kimse çalışmaya gelmiyor. Herkes masa başında memur olmak istiyor. Eğer bir de kapısına sekreter verirseniz size de çok da dua ediyorlar. Öyle bir dünya ne yazık ki yok. Bir hayırseverimiz, sanayi odası başkanımız otobüslerin üzerine yazdırmış. Bizde asgari ücret 14 bin lira. 3 ay sonra şu kadar da artacak. Sadece 1'den 9'a kadar saymak şart, bu kadar yeter diyor. Yani 1, 2, 4, 5, 7 dediği adam tamam işe giriyor. O yüzden bizim bu tür liselere de herhalde sahip çıkmamız önemli bir iş diye düşünüyorum. Zamanında belki kurulmuş fabrika, uçak da üretilmiş ama o günkü siyasi gelişmelerin ne olduğunu çok kestiremiyoruz. Kapanmış, keşke kapanmasaydı ve bugünlere kadar gelseydi biz de bu konularda çok söz sahibi olarak devam etseydik. İlk bizim Türk tarihinde Hazerfen Ahmet Çelebi diye geçer. Galata Kulesi'nden kalkar ta Üsküdar Meydanı'na kadar uçar. 17. asırda. Keşke öyle başlayıp devam etseydi bu iş. Keşke daha sonra Nuri Demirağlar, Vecihi Hürkuşlar bu işi başlattıklarında o günkü insanlar bu işi devam edecek şekilde sımsıkı tutsalardı bu işi. Ama son 20 yıl içerisinde o kadar güzel atılımlar yapılıyor ki. Dün paramızla İHA istediğimizde Amerika burnunu kıvırıyordu. AB üyesi ülkelerin birçoğu bize
Kıbrıs harekatından sonra silah ambargosu uygulamışlardı. Silah vermiyorlardı. Ve paramızla dahi en elzem olan silahlarımızı alamıyorduk. Aradan yıllar geçti. Çok şükür bu milletin evlatları çalıştılar. Şimdi gökyüzünde bizim İHA'larımız, SİHA'larımız, TİHA'larımız uçuyor. En önemli ihracat kalemlerimizden birisi olmaya başladı. Dünya sırada bizden bunları istiyor. Uydularımız artık gökyüzünde geziyor. Ve çok şükür artık ülkemiz sağa sola rica eden, el açan bir ülke olmaktan çıktı. Bugün kendi kendine yatan, savunma sanayinde çok önemli yatırımlar yapan bir ülke haline geldi. Değerli kardeşlerim, şunu unutmayalım. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyanın en önemli belki de sıfatlarından birisi, eskiler hep öyle derlerdi, gelgeç coğrafyası olmasıdır. Ama biz geldik, 1000 yıldır buradayız, bir daha da hiç gitmeye niyetimiz yok. Ama bu coğrafyada yaşamanın tek şartı var, o da güçlü olmak. Güçlü olmak bir mecburiyettir. Avrupa'nın ortasında eğer Lüksemburg gibi bir ülkeyseniz, Belçika, Hollanda gibiyseniz, askeri yatırımlara bir kuruş harcamayın, gerek yok. Refahınızı artırmaya bakın, keyfinize bakın. Ama bu coğrafyada hür bir şekilde yaşamak istiyorsanız, bayrağımız dalgalansın, ezanımız okunsun istiyorsanız, bizim savunma sanayine sonuna kadar büyük paralar harcamamız ve kendi kendimize yeten bir ülke olarak hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor. Bugün yerlilik oranı savunma sanayimizde %80'leri buldu. Allah'a hamd ediyoruz. Bu arada hiç ummadığımız şeyler oluyor. Deprem gibi bir bela geliyor. 100 milyar doların üzerinde bir sıkıntı çıkarıyor. Çok şükür onun da altından kalkabilecek bir yapıya kavuşuyoruz. Allah'a hamd ediyoruz. Şükrediyoruz. Cenab-ı Hak bu millete zeval vermesin diye dua ediyoruz. En önemli şey birliğimiz, beraberliğimiz. İnşallah bundan da hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. İnsanlar farklı düşünebilirler. Farklı partilere oy verebilirler. Seçimlerde insanların tercihleri farklı olabilir. Ve yaşam tarzları da ister muhafazakar bir yaşamı temsil etsinler veya tercih etsinler veya daha modern bir yaşamı tercih etsinler. Başımızın üstünde yeri var diyoruz. Fakat ikide bir de durmadan uyarıyoruz. Ne olur PKK'lı köpeklere yüz vermeyin. Onların siyasi uzantılarını azdıracak şekilde onlara cesaretlendirmeyin. FETÖ'cü köpeklere yüz vermeyin. Onların günümüzdeki uzantılarını azdıracak şekilde sağınızda solunuzda bulundurmayın. Milli olun, yerli olun. Efendim biz %48'iz. Size verenler işte köylüler, garibanlar, işçiler. İşçiler başımızın üstüne. Irgatlar başımızın üstüne. Çalışanların başımızın üstünde yeri var. Allah bizi o PKK'lı katiller